Evet sevgili dostlar, sayenizde, desteklerinizde, katkılarınızla 69.000'de olduk. Hepinize çok çok teşekkürler. 69 deyince insanın aklına gelen ilk takım Galatasaray ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek saçmaladı, bombaladı yazıyor. Derhal istifa etmeli. Ali Koç, Muslera, Okan Buruk sözleri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Bismillah çekerek ağzına aldığı Ali Koç'u tepki göstererek, Ali Koç'u hedef göstererek Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığından istifasını talep etti. Ayrıca Fernando Muslera ve Okan Buruk'la ilgili de açıklamalarda bulundu diyor haberde. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin derlediği habere göre Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş. Camiayı mutlu etmek adına hem amatör branşlarda hem de futbolda çalışmaların devam ettiğini belirtmiş. Hangi amatör branş? Mesela Fenerbahçe voleybol kadınlarda bir yendi Galatasaray'ı. Bilmem basketbolda bir yendi Galatasaray'ı. Basketbol erkeklerde bir yendi Galatasaray'ı. Hani dün Galatasaray tokatlama günüydü herhalde. Dünya Galatasaray tokatlama günüydü. Her branşta tık tık tık. Hakemin etki etmediği, yerde yuvarlanılmadığı her branşta Fenerbahçe tokatlıyor. Mesela bu sezon Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe'nin sahasına geldi. Maç niye beraberlikte sonuçlandı? Galatasaray oyuncuları yerden kalkmadı. Maçın hakemi de aman Galatasaray oyuncuları Galatasaray kazansın diye geberdiği için, ya böyle bir yönetim sergilediği için maç beraberlikte sonuçlandı. Ben hayatımın hiçbir evresinde bu kadar iğrenç, bu kadar pislik bir maç görmedim açıkçası. Ya bu kadar iğrenç bir maç olmaz ya. Neyse, şu Dursun Özbey'in açıklamalarına bir bakalım, merak ettim. Aşağı yukarı 18-19 aydır görevdeyiz. İşte Galatasaray'a hizmet etmek için genel kurul bize görev ver diyor. Hizmet onlar için önemli arkadaşlar. Ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirmiş. Az bir şey kalmış. Bunlar nelermiş? Kemerburgaz, Florya'nın Kemerburgaz'a taşınması, Mecidiyeköy'deki rezidans falan filan diyor. Söylediklerini yapmışlar. Şampiyon yapıldık diyor. Offside'ımsıyla falan, onu çok değerli buluyorum diyor. Amatör branş, mali yapı, camiamıza diyor teşekkür ederiz diyor. Gereği gibi çalıştık, 4 aylık bir süremiz var diyor. 4 ayda da elimizden gelen bütün algıyı yapacağız. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için uzun zamandan beri çalışıyoruz diyor. Bak, hatırlıyorsunuz değil mi? Bak, ben Ali Koç'a işte burada kızıyorum. Herif gidiyordu Galatasaray'a, sıkıntı, sürdürülebilir değil, financial fair play değil, Bankalar Birliği, biz çıkmak istiyoruz falan filan. Bak, Ali Koç hiç girmek istemiyordu en başta, kulüplere zararı diye. Ya sana ne kulüpler? Sen Fenerbahçe menfaatlerini düşünecektin. Sana ne? Finansal bağımsızlık falan filan. Finansal bağımsızlık falan filan değil arkadaşlar. Geçiniz. Bunlar istiyorlar ki aldıkları ya da hayata geçirdikleri her türlü proje onaylansın diye. Florya projesi, bunların hepsini geçtim. Ben Ali Koç kısmına odaklanmak istiyorum. Mayıs ayındaki seçimden ziyade söz verdiğimiz işlerin bitirilmesine şeyiz diyor. Yani bak, hizmet diyor yine. Yine hizmet kelimesini çok kullanıyorlar. Sürdürülebilir finansal yapıyı oluşturmanın peşindeyiz diyor. Tabi Icardi'ye falan 8-9 milyon euroyu bayılırsan, Endombele'ye 15 milyon euroyu bayılırsan sürdürebilirsin, doğru. Neymiş? Yerli proje falan filan. Camiaya hakim olmasını sağlamak falan filan. Okan Hoca ile birlikte yine haram şampiyon, ne? Haram şampiyonluk ne lan? Haber karıştı sanırım arkadaşlar. Çalışmalarımız sürüyor diyor. Her türlü görüşmeyi falan yapıyoruz. Kapalı kapılar ardında TFF başkanıyla 2 kez boşuna görüşmedik diyor. Şampiyon yapılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oğlum fanatik ne biçim haber yapmış ya. Türk futbolu bu tip transferlere hasret. Saça boyayla ilgili konuşuyor. Gerçekten Türk futbolu bu tip transferlere hasret. Siz 30 diyorsunuz. Alman basını 22 diyor. 5 opsiyon var diyorsun. Başka bir şey. Futbolcuyu sattık, paramız çok diyorsun. Futbolcu alamıyorsun. Yani bonservisiyle. Garip. Transfer başarısı. Burak Elmas'ın döneminde yapılmış. Oysa Galatasaraylılar, bak ben bir şey söyleyeyim. Galatasaraylılara göre Burak Elmas vatan hainidir. Galatasaray bir vatansa onlara göre vatanın hainidir. Bunlar hiç sevmezler Burak Elmas'ı. Niye Burak Elmas bu transferleri falan yaptı diye. Yani takımın ayağını yorganına göre uzattı diye. İkili ilişkileri kullanamadı diye. Felsefemiz bu aydan 30 milyon geldi hadi transfer yapalım değil. Yok ya. Eski yani şu anki futbolculara borç olduğundan dolayı falan değil yani. Yarısına şey çöktü diye değil. Muslera onların kıymetlisiymiş. Daha önceki başkanlık dönemi takım kaptanı falan filan. Ayrılık için soru sormak hoş değil. Bir şeylere çalışıyorlar transfere. Ara transfer dönemi çok verimli geçen bir transfer sezonu değildir. Yani 30 milyon euronun üstüne kapatma çabaları gibi geldi bana. Niyeyse. Galatasaray Kulübü Başkanı eğer başarısızsa istifa çağrısında bulunabilir. Bunu yadırgamıyorum demiş. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Galatasaray Başkanı için. Hani kendi kulübüne icra yollamak nasıl bir şey? Hani camiaya kendi kulübüne icra yollamak nasıl bir Galatasaraylılık duruşu? Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır diyor bak. Ali Koç'un Şubat Divan Kurulu son divanı izlemedim ben fakat Fenerbahçe Kulübü Başkanı olacak. Zatın söyledikleri basına da yansıdı bak. İzlemedim dediğine bakmayın demek ki izlemiş. Çünkü bende öyle bir izlenim uyandırıyor niyeyse. Hoş bir ifade değilmiş. Vehbi Koç'un torunu aynı zamanda iyi bir eğitim almış. Koç ailesinin bir mensubu bak. Şimdi yumuşak konuşuyor farkındaysanız. Çok zengin bir aileye mensup falan filan. Türkiye'nin %75'i Galatasaray Fenerbahçe'den oluşuyor. Futbolla ilgilensin ilgilenmesin bu bir gerçek diyor. Bizim ağzımızdan çıkan kelimeler insanlara ulaşıyor. Bak şimdi ne kadar itidalli ne kadar yumuşak konuşuyor değil mi? Yani ne kadar şey yapıyor. Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır diyor. Bak bir ifadem var da onun çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ne diyor? Türk, Kürt, PKK vasıtasıyla ayrılıkçı kalkışma var. Alevi, Sunni diye zaman zaman bunu kaşıyan düşmanlarımız var. FETÖ'cü olan veya olmayan diye 15 Temmuz'da kalkışma yaşadık. Türkiye'nin başında böyle bir bela varken Galatasaray, Fenerbahçe'yi falan filan geçiniz. O kişi aynı zamanda Türkiye'yi seven Atatürkçü kimlikten etik değerleri yüksek olduğunu ifade ediyor. Atatürkçü demişken keşke Dursun Özbek'e bu konuşmayı yaparken biri sorsaydı. Ya siz Atatürk'ün değerine sahip çıkıp sağdan çekildiniz mi? Yoksa hani siz kukla mıydınız? Hani geh 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 dediler de siz öyle mi çekildiniz? Hani niye hep Ali Koç'tan konuşuluyor diye. Ne diyor? Kötüle kötüle hiç ağız almayacak şekilde ifadeler kullanan Galatasaray Türkiye'yi ne PKK bölebilmiş ne FETÖ bölebilmiş diyor. Bence bölmüşler de neyse. Yani kimse bölememiş Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deniliyor demiş. Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. FETÖ ve PKK ülkeyi bölememiş ya. O zaman 15 Temmuz'da ne oldu? Hocam iyi de ülke bölünmedi ki. Bölündü. Asıl 15 Temmuz'da ülke bölündü. FETÖ'cüler FETÖ'cü olmayanlar diye bölünmedi mi ülke? Ben bölündüğünü düşünüyorum. 15 Temmuz'dan öncesi ve sonrası diye ülke ikiye ayrılmadı mı? Bir süreç milat yaşamadı mı? Ya bu cümleler bana şey geliyor. Ali Koç'a bir şeyler tavsiye ediyormuş. Ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı varmış falan filan. Sahada yapalım kulüpler olarak şey diyor. Bilek güreşimizi. Peki ben merak ediyorum. O zaman bir hafta içinde federasyon başkanıyla gizli kapaklı kapılar ardında 2 kez ne görüşüldü? Dursun Özbek tarafından. Yani Ali Koç'un bir proje olarak kulübün başına geldiğini düşünüyormuş. Peki merak ediyorum. Bir proje olarak başına geldiğini düşünüyorsun. Size göre yıllardır da Fenerbahçe şampiyon yapılıyor. Peki asıl proje siz olabilir misiniz? Ben gerçekten çok merak ediyorum yani. Asıl proje siz olabilir misiniz? Derhal diyor Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmeli. Bak Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu diyen kişi ilk puan kaybında Mobese'ye dahi ağlayan kişi. Yanlış anlaşılmasın. Yani bunu diyen kişi. MHK ile kavgalı, tahkimle kavgalı. Peki MHK'nın tahkimin adaletsiz olduğundan olabilir mi? Trabzonspor Başkanı Dün çıktı İzmir grubu dedirtmeyin, adamın canını sıkmayın gibi bir şeyler söylemiş. Hani insanı çileden çıkartmayın. Yoksa biz bir şey yaparız, şöyle olur böyle olur demiş. Mesela merak ediyorum bak. Ali Koç İzmir grubuna kızgındı. Faruk Koca da hakemlerle çatıştı. İstanbul Başkanı da hakemlerle çatıştı. Şimdi Trabzonspor Başkanı da hakemlerle çatıştı. Sıkıntı Ali Koç'ta mıymış, hakemlerde miymiş? Bitmedi. Bak şimdi şuraya kadarki açıklamalardan ne görüyorsunuz? Ya hocam çok itidalli davranmış. Yani ne diyor? Sezon açısından o kişinin bir ifadesi oldu. Bu sene şampiyon olmak için fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Orada 20 tane. Geçen gün senin ikinci başkanı da ne dedi? Saha içi, saha dışı her şeyi yapacağız dedi. Masa başında da kazanacağız dedi. O zaman aynı cümleyi ona da söylemek lazım. 10 yıla yakındır şampiyonluğunu çalınması travmatik bir durum yaratıyor demiş. Çalanlar kimse, bunlara hizmet edenler kimse, Allah bildiği gibi yapsın. Haziran ayında yeni bir yönetim olacak diyor. Kaç kişi inandı bilmiyorum diyor. Herkese kendin gibi düşünürsen yalancı görürsün. Yapacak bir şey yok. Bak ne diyor? Geçtiğimiz dönemde divan kurulu başkanları kendi aralarında toplanıyor, sohbet ediyorlar. Biz kendilerine davet ettik. Diğer kulübün divan başkanları bir araya geldi. Ben de onlara hoş geldiniz dedim. Oradan ayrıldım. Fenerbahçe Divan Başkanı bir müddet sonra beni aradı. Sayın Başkan, siz Ali Koç'un başkan olarak kalması bizim için çok iyi demişsiniz. Falan filan diyor. Sevgili Dursun Özbek, Ali Koç seni 4 defa çağırdı. İstediğin kanalda, isterseniz sizin kanalınızda oturalım konuşalım dedi. Yemedi. Yani yüreğiniz yemedi. Bu kadar yememişken çıkıp bunları konuşmak. Standartlarda sapma olsaydı biz şu anda 10 puan öndeydik demiş. Hayır, 25 puanla öndeydiniz siz. Harbi söylüyorum, siz 25 puanla öndeydiniz eğer standartlarda sapmamasaydı. Kendinizi buna inandırın. Hakem hataları. Ya ağla geldi miydi? Feryada geldi miydi? Allah'a geldi miydi? Kitaba geldi miydi? Çatır çatır konuş. Lehine olan hataların hepsinde sus. Hiçbirinde konuşma. Aleyhine en ufak bir hatada sanki her maç yapılıyormuş gibi. Ben şunu söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar Yönetim Kurulu Başkanı, Setur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding Başkan Vekili Ali Yıldırım Koç, muhtemelen Dursun Özbek adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kullanılan ifadeler, ithamlar çok çirkin. Ben şunu söylüyorum. Hepiniz yanlış yere bakıyorsunuz. Hepiniz. Bakmanız gereken doğru yere söylüyorum size. Dursun Özbek ne zaman takımının puan kaybedeceğini hissettiyse o zaman bu tip sözleri söylemiştir. Açın bakın. Açın bakın, Galatasaray'ın en zorlu maçlarından öncesine bakın. Trabzon maçından önce açın bakın. Bak, Trabzon maçından önce. Açın bakın, Beşiktaş maçından öncesine bakın. Açın bak, bunların hepsini açın bakın. İnternette var. Demek ki Başakşehir maçına dair puan kaybı korkuları var. Yusuf çekiyorlar. Halbuki kendi kongreleri üyesi, yani kendi kongre üyeleri olan başkanları var Başakşehir'in. Kendi kiralık oyuncuları rakipte, çok rahat olmaları lazım. Aklıyla kalbi arasında kalan futbolcuları hep Galatasaray'ın işine yaramıştır. Fenerbahçe taraftarı lütfen maç önü gelişmelere ve görüşmelere odaklanın. Bir haftada 2 kez TFF başkanından görüşen kişi boşuna bugünkü ağlamayı yapmadı. Ayık olun, doğru yere bakın. Bir de aklıma gelmişken muhtemelen Galatasaraylı arkadaşlar da aynısını söylerler. Allah Fethullah Gülen'in belasını versin. Abdullah Hocaların da belasını versin. İnşallah Rabbim Fethullah Gülen'i ve Abdullah Hocaların sezon sonunda sevindirmez. Hepsi muhtemelen, Galatasaraylıların tamamı muhtemelen amin diyecektir. Çünkü Galatasaraylı arkadaşlarımız da eminim bu kişilerden nefret ediyordur. Sonuçta bu kişilerden birinin yüzünden efsane futbolcularını posterlerden silmek zorunda kalıyorlar. Adını hiç anmak istemiyorlar. Ama yine de yani şampiyonluk anıtında şurada burada ismini paylaşabiliyorlar. Üyelik aidatını da ödemediği için de üyelikten de atma gururları içindeler. Durum bu. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim oralarda bir tabir vardır. Hırsız ortaya çıkıp bağırır. Kim çaldıysa onun anasını avradını diye. Biraz da böyle gibi geliyor. Çıkıp dikkat edin Dursun Özbek. Bak ortada folyo yok, yumurta yok, hiçbir şey yok. Çıkıyor ortaya, Ali Koç şuradan istifa etsin, buradan istifa etsin. Sezon sonunda kendini de bırakacakmış. Bak Ali Koç dese ki ben erkeklikten vazgeçiyorum, cinsiyet değiştireceğim, Dursun Özbek ertesi gün açıklama yapar, ben de değiştiriyorum diye. Aha, artık iş buraya gitmeye başladı. Ayrıca ben Dursun Özbek'in üzülüyorum Dursun Özbek'e. Atatürk'ü savunmuşsun. Çıkıp Atatürk'ü savundum diyemiyorsun. Sağdan çekilmişsin, çıktım, yani çekildim diyemiyorsun. Fenerbahçe'yi masa başında yeneyim diye. Bak bunca yıldır Fenerbahçe'nin başında 6 yıldır Ali Koç başkan. 6 yıldır Fenerbahçe'nin her daim hakkı yendi. Her daim hakkı yendi. Bak her daim hakkı yendi. Ciddi söylüyorum size. 6 yıldır hiç bu kadar göze batmıyordu. Niye biliyor musunuz? Bu kadar kadrosu yoktu Fenerbahçe'nin. Hakem hakkını yiyip de çıkıp maçı kazandığı sezonda 1 oluyordu, 2 oluyordu. Bu sezon çok oluyor. Antalya maçı ya. Tadiç geriden taç kullanıyor. 2 metre ileridesin diye tacı tekrar ettiriyor. Rakibe veriyor. Antalya oyuncusu kendi sahasında kullanması gereken taçı 3 defa rakip sahada kullanıyor. Devam diyor. Topun en az oyunda kaldığı süre olan maçlar Fenerbahçe maçları oluyor. İlginç değil mi sizce? Yani sizce ilginç değil mi? Pendik Spor Batı Endia'yı kadrosuna kattığını açıklamış. Galatasaray'a oradan 3 puan yazın. Şimdiden yazın. Roma'da Renato Sanches Cagliari maçının kadrosunda yer almış. Arkadaşlar Renato Sanchez'i Fenerbahçe'ye çok soruyorsunuz. Fenerbahçe'de hocam gelse iyi olmaz mı, kötü olmaz mı diyorsunuz. Geçen günde Jorginho'yu sordunuz. Ya dedim ki bak Jorginho ve parti kesinlikle Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmeyecek. Hani bunu futbolcular terörist, FETÖ'cü falan filan diye algılamayın ya. Ya yok olmuyor. Renato Sanches Roma'da kiralık oynuyor. Birçok maçta sakatlığından dolayı oynayamadı. Renato Sanches zorunlu şartlı satın alma opsiyonuyla oraya kiralandı 1 milyon euroya. 9 maç 228 dakika süre almış. Saygı duyuyorum sormanızdan dolayı ama yok. Bu arada Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sol ayak bileğinde iç yan ve dış yan bağlarında sindezmozun da gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde kemik ödemi tespit edildiği açıklandı diyor. Sosyal medyaya girdim. Ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç geliyor bana. Diyor Hakim Ziyech başka takıma transfer olacakmış da ondan dolayı böyle. Ulan merak ediyorum hangi ligde transfer sezonu devam ediyor? Bir de çok merak ediyorum. Hakim Ziyech şartlı zorunlu satın alma opsiyonlu Galatasaray'a geldi. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kiralık olarak geldi. Şartlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Hani detaylar biraz garip geldi bana. Hani şartlı zorunlu detaylar biraz ilginç. Biraz garip geldi bana ama çok mühim değil. Siz hiç baktınız mı arkadaşlar? Hani 2023-24 için net 3.587.500 euro sezon ücreti ödenecek diyor. Transfer gerçekleşmesi durumunda 2024-25 sezon için şu kadar diyor. Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde yani 1+1+1'lik sözleşme diyor. Bakın transferin gerçekleşmesi halinde. Yalnız dikkat edin Endombili transferinde hiç böyle bir ibare yok. Yani transferin gerçekleşmesi durumunda falan. Ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsa Galatasaray'ın ciddi manada çöküşüne iyi izleyin. Bu kadar kıvranmaları boşuna değil. Bu kadar ağıtlar boşuna değil. Bu kadar feryatlar boşuna değil. Tüm tuşlara bu kadar basmalar boşuna değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar yapma boşuna değil. Son olarak da bu arada bak Thomas Partey, Serdar Dursun, Karagümrük, Serdar Dursun'un gidişine izin vermeyi düşünmüyor. Daha önce de haberleştirdiğim üzere diyor Yağız Sabuncuoğlu. Oyuncu Fenerbahçe ile anlaştı. 2 kulüp içinde şu anda beklemede diyor. Şu anda Thiago Çukur deneniyor arkadaşlar. İnşallah memnun kalınır. Thiago Çukur'la devam edilir. Bak taraftar Serdar Dursun'u istemiyor. Sebebini benim kadar biliyorsunuz. 2 saatte tekrar anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Uzun lafın kısası ben Thiago Çukur inşallah beğenilir. Devam eder diyorum. Renato Sanchez'i falan beklemeyin. Asla beklemeyin. Böyle bir şey yok. Uyduran kimse gidin ona sorun. Böyle bir şey yok. Eriksen dün söyledim. Videoda belirttim. Bugün daha doğrusu dün söylemedim. Dün belirttim. Bugün sabahki videoda belirttim. Hala Eriksen soruyorsunuz. Videoda söylüyorum. İmkanı yok. Böyle bir şey yok. Renato Sanchez'in de imkanı yok. Eriksen'in de imkanı yok. İkisini de belirteyim. Serdar Dursun bana kalırsa Serdar Dursun gelmeyecek. Thiago Çukur'la devam edilecek. Jorginho Parti kesinlikle olmayacak. Dursun Özbek puan kaybından korktuğu için bu açıklamayı yaptı. muhtemelen insanın aklına şey geliyor. Acaba Göksel Gümüştaş da bu maçı bizim kazanmamız lazım falan dedi. O da aman ben karışmıyorum. Sonra başım yanar. Futbolcuların kalbinden aklı karışır falan mı dedi. Ben Deniz Türkçü de çok merak ediyorum. Hani ölümünü oynayacak mı, oynamayacak mı? Bir de şeyi çok merak ediyorum. Hani kötü niyetli sormuyorum ama her sezon maçı birinde ciddi bir hastalık, rahatsızlık oluyor. Sonrasında da çok şükür iyileşiyorlar. Hani özellikle sezon maçı mı hasta oluyorlar? Mesela Icardi'nin eşi bilmem neyim, hastalığım var diye söyledi. Ondan sonra o kritik süreç geçtikten sonra hiç hastalıktan bahsetmiyor. Allah şifa versin. Demek ki sezon başında hastalanıyorlar. Sonrasında iyileşiyorlar. İzlenimi uyanıyor hepimizde. Ama dikkat etsinler kendilerine. Yani bu şekilde iyi kalsınlar. Sağlıklarına duacıyız. Kim masa başında şampiyon olmak için her türlü dümeni, siyasi dümeni, başka dümeni, şunu bunu yapıyorsa Allah bin belasını versin. Emeline, amacına ulaşamasın inşallah. Ya da bela okumayalım. Kim masa başında şampiyon olmak için türlü dümenler çeviriyorsa el ayağına dolaşsın. Rakibi şampiyon olsun inşallah. Ben kabul ediyorum. Kim sahada daha iyi oynuyorsa, hakkı daha çok yeniliyorsa o şampiyon olsun inşallah. Kim sahada kullanıyorsa, eski futbolcuları kendine yatıyorsa, eski oyunculara, teknik direktörler kendine yatıyorsa Allah o camiaya bu sene şampiyonluk nasip etmesin inşallah. Buna amin diyemeyeceğinizden adım soyadım kadar eminim de buna bile algı yapacağınızdan eminim. Bakın arkadaşlar, ben bu tip söylemleri söylediğim zaman şöyle diyorlar. Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar diyorlar. Siz duanız edin Galatasaraylı arkadaşlar. Yani Cenab-ı Allah'ın lütfundan, kereminden korkmayın. Kemik de yağdırabilir. Siz yeter ki duanızı edin. Anlatabiliyor muyum? Yani siz duanızı edin, korkmayın, her şey yağabilir yani, hiç sıkıntı değil. Yani yeter ki dua edin, yani Allah'tan isteyin, sıkıntı değil. Biz Allah'tan istiyoruz. Ya siz şahıslardan istersiniz, Amerika'dan istersiniz, başka yerden istersiniz. Hani o sizin bileceğiniz iş. Biz Allah'tan istiyoruz. Rabbim Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü diğerleri hep sizin tarafta, Galatasaray tarafında. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. 69 biçimde tekrardan teşekkürler.